dünün satışı bugünün bir noktada iş geliştirmesi haline dönüştü. Aslında sohbet eden bir topluluk haline geldik ve birbirimize değer katmaya başladık. İyi akşamlar, Tevfik Amamcı, Bilkent Üniversitesi Yurtlar Müdürü. Berk Yıldır, Başkent Üniversitesi Pazarlama Koordinatörüyüm. Ben Efe Çömeroğlu, işletmeciyim. Bir de bu hafta kurduğum ufak bir yazılım firmam var. Ecem Mungan, buranın en küçük üyesiyim sanırım. Hacettepe Üniversitesi Opera Öğrencisiyim. Mehtap Mungan Sarı Hüseyinoğlu, Polo Garaj Mağaza Müdürüyüm. Eski Türksel çalışanlarıyız ama motivasyon ikizleri olarak üniversitelerde motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Teşekkür ederim. Türkiye'nin özellikle geleceğiyle ilgili ama bir şeyler yapmaya çalışmanın ilk adımlarını atan bir dernek burası. Merhaba, ben Tolga Özdemir. Özel Altın Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisiyim. Satış ve İş Geliştirme Derneğimiz toplantılarında farklı sektörlerden arkadaşlarımızla bir araya gelip erkekleri sıklıkla değerlendirme şansımız oluyor. Fikir alışverişlerini çok önemsiyoruz. Merhaba, ismim Zerrin Tüfekçi, diş hekimiyim. Satış ve İş Geliştirme Derneği'nin toplantılarını kaçırmamaya çalışıyorum. Beren Gündenar'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Satış bugün her sektör için olmazsa olmaz. Bugün satış konuşmaya geldik. Merhabalar, ben Profesör Doktor Zeliha Eser. Küreselleşen ve hızla teknolojik gelişimlerin olduğu dünyamızda satış hangi sektör olursa olsun kaçınılmaz ve hızlı haline geldi. Merhaba, ismim Şeyda Kaya. Vodafone'da kurumsal müşteriler yönetimi bölümünde büyük müşteriler bölümünde. Soner Doğan. Arya Prestij Gayrimenkul. Aynı zamanda Satış ve İş Geliştirme Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Bu derneğin kuruluş amaçlarından en önemlisi farklı sektörlerden insanları bir araya toplayarak yeni bir iş platformu, yeni bir iş geliştirme sahalarının açılmasını sağlamak. Dolayısıyla buradaki bütün insanların ortak bir payda toplanması için aynı sektörde olmasına gerek yok. Tam tersi, farklı sektörleri yeni bir oluşum için buraya bekliyoruz. Merhaba, ben Profesör Doktor Sarem Alkibay, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde pazarlama profesörüyüm. Mal ya da hizmetler, ürünler, toptan ürün olarak adlandırıyoruz bunları. Rafta durduğunda ya da yerde durduğunda, örneğin bir tatil için söyleyelim, bir hizmet için söyleyelim. Onlar tüketiciye ulaşmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden satış çok önemlidir. Bir ürün yapabilirsiniz, bir iş geliştirebilirsiniz. Bir Ar-Ge yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi ürününü çıkartabilirsiniz. Ama size para lazım. Satamadıktan sonra bu eziğin aslında satabilmek çok değerli. Kapalı çarşıdaki halı satanlar dedi. Kapısından giren kişiyi, daha kapıdan girişinde bu adamın cebinde kaç para var? Nasıl bir şeye bakıyor? Alıcı mı? Değil mi? Nasıl bir tarzı var noktasında? Çat diye anlayan, ona göre hemen çay kahve ısmarlayıp da işi bitiren satıcılar dedi. Güzel sordun, ne olmak istiyorsun bakalım söyle falan diye. YouTuber dedi. Ben şeye dönmüş, blockchain'ler, ICO'lar falan. Bambaşka bir dünyaya kendiden gidiyoruz. Nasıl bir şey daha veriyorsunuz bir dolarla, satış budur. O müşteri, o bir dolar var ya, diğer yaptığınız o ekstra indirimlerden, şundan, bundan, verdiğiniz eğitimden, yurt dışı seyahatinden falan çok daha değerli olduğun için. Bizim yaşamımızın her sahnesinde insan olarak ne yaptığımız ya da ne yapmadığımıza bakmayı tercih ediyorum psikolojiyle ilgili birisi olarak. Küçük kaçık şeylerde, laboratuvarda incelenemezdi. Niye sizin inceleme konumuz haline geldi ki Çağdaş Bilim'in? İnsan kategorik, kompartımansal, bölümsel bir varlık ve zihin yapısına sahip değil. İnsan tüm doğayla birlikte bir okyanusun içinde yüzen bir varlık. Yöntem ve teknikler acemiler içindir. Usta yöntemi o anda yaratır. Bu kişiler müthiş bir tasarımcıdır. Yani işte, tasavvur kabiliyeti çok yüksek, tasarım kabiliyeti çok yüksek. Ve duygunun anlamıyla çok ilgili sarkışçılık yapmış, boğulmuşçuluk yapmış biri olarak bundan şeyde hazır olmak lazım. Şimdi bu arkadaşlar eğer disiplinli olurlarsa müthiş bir lider olurlar. Ve satışın gurusu bu adam işte.